Duanın kabulü ve insan hayatına etkisi. Dua, müminin kendini Allah'a yakınlaştırmak için yaptığı bir çaba, psikolojik bir rahatlık, huzur ve mutluluk kaynağıdır. Dua, müminin Rabbi ile irtibatını sağlar, Allah'a olan inancını ve güvenini pekiştirir. Sıkıntılı ve darlık zamanlarında bir ümit ve sığınak olur. İnsanı yalnızlık hissinden kurtarır. Dua, maddi hastalıklara zemin hazırlayan stres, sıkıntı ve dertleri yok eder. Psikolojik ve ruhsal hastalıklara ilaç olur. Maddi hastalıkların iyileşmesini hızlandırır. Dua, insanı görür görünmez kaza, bela ve musibetlerden korur. İnsanın hayır ve hasenat yapmasına vesile olur. Alçak gönüllü olmasını sağlar, insana kulluğu hatırlatır ve onu Yüce Allah'ın gazabından korur. Dua, insanın yalnızlığını giderir. İnsana dert ortağı olur. İnsan ancak gücünün yettiği işleri yapabilir ve sıkıntıların üstesinden gelebilir. Fakat gücünü aşan konularda zorlanır. Bu zorluk insana acziyetini ve kulluğunu ve Rabbini hatırlatır. Ondan yardım istemeye yöneltir. Zorlukları yenme ve işlerde başarılı olmanın yolu duadan geçer. Pek çok insanın başarısının arkasında ağzı dualı insanların, anne babanın hayır duası vardır. Birçok sıkıntı ve başarısızlığın arkasında zulüm ve mazlumun bedduası vardır. Dünya nüfusunun yoğunluğuna rağmen birçok insan yalnızlıktan şikayet eder. Fertler arasındaki iletişim zayıflığı, sevgi yetersizliği, komşuluk ve arkadaşlık bağlarının kaybolması sebebiyle insanlar birbirine yabancılaşır. Ferdileşme olarak adlandırılan bu olgu, bireylerin hayata bakışlarını olumsuz etkiler. Böylece insan, kalabalıklar içinde yalnızlık çeken bir varlık durumuna düşer. Bu nedenle stres, gerilim, sıkıntı ve yalnızlığın sonucu depresif hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Endişe, güvensizlik, trafik sıkışlığı, ulaşım zorluğu, iş hayatındaki rekabet, gelecek hakkındaki belirsizlik ve geçimsizlik gibi olgu ve kaygılar kişinin ruh halini olumsuz yönde etkilemektedir. İşte bu gibi durumlarda insandaki Allah ve ahiret inancı ön plana çıkar. Sabır, irade, azim, çalışma, tevekkül ve dua gibi dini değerler insanları zorluklara karşı motive eder, psikolojik rahatlama sağlar, yalnızlık hissini ortadan kaldırır, manevi güç verir. Dua, müminler için manevi bir sığınaktır. Yardım, moral ve güç tazeleme kapısıdır. Bu itibarla dua, Müslümanın hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Gecesinde ve gündüzünde, evinde ve iş yerinde, gönlü ve dili hep duadadır Müslümanın. Duası kabul olan kullar arasına girebilirse insan dünya ve ahiret mutluluğuna ermiş demektir. Sahabeden Hazreti Enes radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre dua eden müminin en az 3 kazanımı olur. İstediği hemen verilir veya günahı bağışlanır veya sevabı ahirete bırakılır. Dua eden bir müminin günah olan bir şeyi istemedikçe veya akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmedikçe Allah ya onun duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kötülüğü uzaklaştırır veya onun duası kadar günahlarını siler.